İkinci ayın 12'sinde bizi işten çıkardılar. O günden bugüne biz direnişteyiz burada fabrikanın önünde. Talebimiz işe alınana, işe iademiz işe alınana kadar biz burada direnişimizi devam ettireceğiz. Yani çünkü kod 29'dan çıkardığı için ahlak niyet kurallarına aykırı diye. Bundan dolayı, bu koddan dolayı hiçbir hak alamıyorsun normalde. Şu ana kadar herhangi bir tutanağım daha yok bu işlerle, bu konularla alakalı. Biz biliyoruz ki sendikadan dolayı bizi işten attılar yani. Biz de şu an mağduruz. İlk başta işe iademiz. Hani bizi işe iade etmiyorsa dahi en azından bizim sendikal haklarımızı, mahkeme sonucunda kazanacağımız haklarımızı şu an versinler. Biz o şekilde gidip işi, bir de kod 29'u kaldırmaları gerekiyor. Çünkü biz bu kod 29'dan dolayı başka bir yerde iş de bulamıyoruz. Ben yaklaşık 10 yıldır burada çalışıyorum. Karma amacımız zam istememiz. Artı bizim bir arkadaşımız daha önce 2 hafta bizden önce çıkarılmıştı işten. O arkadaşımız aynı kod 29'dan çıkarıldı. Biz de onun için bütün 3 vardiya birleşerek arkadaşların niye bu şekilde çıkarıldığını söyledik. Eğer çıkarılıyorsa dahi bütün hakları verilsin, tazminatı verilsin, o şekilde çıkarılsın dedik. Onlar da buna itirazen işte belli başlı konuşan adamları seçtiler içinde. Bizi bu şekilde, bizi de kod 29'dan çıkardılar. Biz sonuna kadar buradayız. Biz hakkımızı alana kadar bu kod 29'un kaldırılmasını istiyoruz üzerimizden. Çünkü kod 29 şu anda bir insanların üzerinde, işçilerin üzerinde suç olarak duruyor. Bu 3 tane çocuğum var. Geçimimizi nasıl sağlayacağız? Vallahi şu anda nasıl sağlayacağımızı biz de düşünüyoruz. Yani şurada aslında bir yandan bizi perişan ettiler. Yani hakkımızı vermeyerek, bizi işsiz bir şekilde dışarı atarak açlığa, sefalete mahkum ediyorlar patronlar. Çünkü hiçbir şekilde içeride bir ahlaksızlıkla ya da işverene gerek şerefine, gerek namusuna, gerek makinalarına hiçbir şekilde zarar verecek hiçbir şekilde hususta bulunulmadı burada çalışan, burada emekçi arkadaşlarımızla olmak üzere. Hiçbirimiz bunların hiçbirini yapmadık. Ve buna rağmen bizi ahlaksız, kod 29 ahlaksızlık suçundan atıldık. Çünkü burada kod 29'dan atıldık ama bizim bir işçi olduğumuz zaman bir onurumuz, bir şerefimiz de deniliyor. Büyük bir haksızlığa uğradık. Yani bizim kendi şu onurumuz, şerefimiz bizimki ayak altına alındı. Bir çalışan işçi olarak. Hiçbir şekilde bu haksızlığa uğradığımız haksızlığın sonuna kadar da peşindeyiz.